Sevgili dinleyiciler, şu an Öğringen Camisi'ndeyiz. Öğringen Camisi'nde kermes var dediler. Biz de bu kermese lütfedelim dedik ve kermesin, caminin kapısından girdik. Bayağı da kalabalık. Pandemi mandemi vız gelmiş buraya. Maşallah insanlar unutmuşlar. Biraz sonra şey alacağız. Başkanın oğlunu gördüm orada. Evet, selamun aleyküm genç. Yunus Çoşkuner TV52. Vay, Karadeniz'in güzel insanı. Yayla şenlikleri yok, sen yoksun ha? Ya yayla şenlikleri 2 senedir yok, evet. Ama inşallah bundan sonra devam edecek. Bu koronadan dolayı bir ara verdik. Evet. Ama inşallah devam edeceğiz yani. Görüyorsunuz, Trabzon'un ciğerinden gelen arkadaşım. Çok eskiden de mikrofonlarımıza takılmıştı kendisi. Evet, seni tanıyalım önce bir. Evet. İsim? Ben Ramazan Dursun. Ramazan, nerelisin sen? Trabzonluyum. Neresinden Trabzon'un? Yakın mısın abi? Yakındı. Biz her yer Trabzon derler ya, yakın. Değil mi? Yayla şenliğine geliyor mudun sen? Hiç görmedim seni. Babanı çok gördüm ama. Ya şöyle, biz çok koşturduğumuz için belki o yüzdendir. Belki o biz yüzden. Hizmet ediyoruz. Ama artık büyüyorsun yani. Yaş da bayağı ilerliyor yani. Yani evet, hani. Yaş ilerliyor. Artık bundan sonra gençlere veririz inşallah. Sen bizi karşılıyorsun yani. Önceden dediğin gibi. Görüyorsun değil mi? Yerimizi dolduranlar var. He? Şimdi tabii gençlere bırakacağız bunu. Yavaş yavaş arkadaşımızlar zaten artık o geriden gelenlere bırakacak bu işi. Böyle devam edeceğiz yani. Bu Öğringen'de ne kadar insan yaşıyor? Çok hızlı geçiyorum da konuyu. Türk olarak. Öğringen'de 500 aile var, Türk ailesi, ama buradaki yönetim... Künzelao falan buraya dahil. Oraya gelecektim. Üyeler daha çok Öğringen etrafından geliyor. Evet. Maalesef yani. Küncesav olsun, Fortamek tarafı olsun, Bredsvet vesaire. Aha. 15-20 metrekare etrafından geliyor. 5 yani. Kilometre yani. 15 metre dedin. Kilometre dedin. Evet, 15-20 kilometre. Onun için... Şimdi burada insanları göreceğiz zaten. Bazılarını mikrofon uzatacağız. Dediğim gibi ne yapıyoruz sevgiliciler? Künzelao Diyanet'in, DİTİB'in, Almanya'da DİTİB diye geçen camisinde kermese geldik. Öğringen. Evet, ben nereye dedim ya? Künzelao dediniz. Künzelao demişim. Öğringen. İlk defa geliyorum bu camiye. Ama cami başkanı da çok tanıdığım, eski sevdiğim başkanlardan biri. Ve çok görüşürdük yayla şenliğinde. Bizi uzak kaldık ama biz ona geldik yani. Yani Irakları yakın ettik. Evet, ne yapıyoruz? Hep beraber Gök Hanım'la beraber kermes alanına giriyoruz. Kermes alanınızı gezelim bakalım, buyurun. Neleriniz var. Şöyle, buyurun. Evet sevgiliciler, gördüğünüz gibi kermesler olur da yemek olmaz mı? Yedikçe de biliyorsunuz ki spor salonlarına gidiyoruz. Bir de bir sürü parayı spor salonlarına ödüyoruz. Yemek alır köyde, spor yaparken öde. Öde babam öde, bitmiyor yani. Onun için arkadaş da gülüyor. Afiyet olsun. Değil mi ama? Hem yemek ödüyoruz hem de şey ödüyoruz. Hamsi yiyorsun sen. Karadenizli misin? Değilim. Nerelisin sen? Ama hamsiyi çok seviyorum. Balıkesirliyim. Ya Balıkesir'de de deniz var ya yakınımızda yani. Var yani. Değil mi? Türkiye'nin 3 yanı denize çevrilir zaten. Evet, yani. Evet. Afiyet ama olsun. Güzel insan. Hamsi çok güzel. Evet, güzel değil mi? Yani? Tadacak. Biraz sonra biz de yiyeceğiz. Evet, afiyet olsun. Evet, şimdi görüşmek üzere diyoruz. Bakıyorum kızlarımız ne yapmış. Güzel insan. Sen mi yaptın bunu? Evet. Sen mi yaptın? Evet, arkadaşım. Ne yapıyorsun burada? Kokteyl mi? Buffet satıyoruz. Burada da Türk kahvesi satıyoruz. Aha, Türk kahvesi satıyorsunuz. Çok güzel. Bu arkadaşın mı senin? Ablan mı? Memleket nere? Erzurum. Ana, peynirci mi? Yok, peynir mi vardı size kız? Erzurum'un peynirin mi meşhur? Cağ kebabımız var, cağ kebabımız. Cağ kebabı. Var mı burada cağ kebabı abisi? Maalesef. Baban yapmadı mı cağır kebabı burada? Yok ama inşallah bir gün o da olur burada. Evet, inşallah diye Erzurumlu cağır kebabı diyor. Bakıyorum, bu ne? Krep mi rep yapıyorsunuz? Evet. Çok güzel. Bak, yani Almanya'da öğrendiklerinizi satıyorsunuz. Bu Erzurum'da yok bu. Yani yok. Yok. Burada yapıyoruz, satıyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Devam ediyorum bakalım. Aha. Ana, bizim kızlar ne yapmış? Pasta. Ey ya Rabbim. Pasta mı aldınız? Bakalım güzel yaptılar mı abla? Deneyeceğiz. Yapmışlar. Ama gençler yapmıştır yani. Nerelisin sen güzel insan? Nasıl? Ya bu bilemedi ya nereden olduğunu. Senin baban annen nerede? Söyleyeceğim, kıza öğretmedin mi nereli olduğunu. Sen nerelisin? Erzurum. Dadaş. Aha, şurada bir. Ablan mı? Hani kebap mı nerede? Sen cağır kebabı. Sevgiliciler, bu kızlar var abi. Yemin ediyorum yanlış şeyler satıyorlar. Erzurumlu cağır kebabı satar. Bize kalkmış Alman'ın pastasını satıyor ya. Abla bunlarla ne yapacağız biz ya? Bu Erzurumlu cağır kebap olur böyle, döner ya şeyden, hani döner gibi değil böyle hani. Onu yapmaları lazım ama bak ne yapıyor burada yani. Ama pasta da güzel. O değil da mi? Evet, evet. Sevgili izleyiciler, kamarayı arıyorum nerede diye. Soluma geçmiş. Kamarıcıya da yetişemiyorum yani, gördüğünüz gibi. Şimdi
Nasıl gidiyor? İyi satış yaptın mı? Evet, iyi gidiyormuş. Evet, abi, ismi ne abisi? İsmin? Ceyda. Ceyda. Ya zaten yeni kızların ismi Ceyda, Hülya yoktur. Ne yeni isimler? Ablan ismi ne? Özlem. Özlem biraz, Ceyda daha yeni isim değil mi? Evet, Özlem'e teşekkür ederim. Özlem, bunları kim yaptı abisi? Burada ne var? Abo, Allah aşkına bak, 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 bak. Bak, bak. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi pastanın dilimi 1.50 Türkiye'de 15 TL eder. 1.50 hiç pahalı pasta yok gözüme çarpan. Pahalı. Ya var ya, Erzurumlu pahalı pastaları ters döndermiş. Aa, 25 liralık pastaya bakın. Dönder kız şunu. 25 liralık pastanın. Bak. Niye o pahalı, öbürler ucuz? Hangilerinin? 2,5 boyutu. Evet ama görmüyor musunuz yani? Boyutuna göre. Kim yaptı bunu? Onu maalesef bilmiyorum ama cemaatimizden herkes yapıyor, getiriyor. Cemaatten. Senin yaptığın hangisi? Ben maalesef yapamadım. İşten geldiğim için. Halledemedim. Keşke yapıyorum deseydi ya. Hiç pasta yapmamış bizim kız. Teşekkür ediyorum abisi. Aha, sütlaç görüyorum. Bunu kim yaptı? Sen. Yok. Aa, bu abla ne yaptı? Dur bakalım, evet. Evet, güzel insan. Evet sevgili izleyiciler, ben şu an şoktayım. Şoktayım. Niye şoktayım? Bak şimdi ne var burada? Aha. 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 Aha da gördüm. Evet. Şimdi gelelim. Abo, ben tam yerine gelmişim ya. Evet abla, şimdi şu lahana çorbalarını bana anlatır mısın? Niye bu değişik? Biri değişik, biri değişik. Gökhan bak. Değişikler yaptıkları için başka bayan bu şekilde düşünmüş. Öbür arkadaşım o şekilde düşünmüş. Öz Karadeniz'dir. Evet. Bunu yapanlar kim? Siz nerelisiniz? Ben Sinop. Ayancık. Ayancık. Yani Ayancık'ı eklemesi olmayacak arkaya. Teşekkür çok ederim. Dediği gibi lahana olmasa olmaz. Siz nerelisiniz kardeş? Ben Ankaralıyım. Kadın Kolları Başkanı kim idi burada ya? Gayldorf'un Kadın Kolları Başkanı'na benzettim sizi. Biraz önce orada gördük de. Anladım. Baya bir şey var yani. Yani bu caminin bir şey. Bir... Nerede hani? Şu mu? Aa, tamam, görüşmüştük. Ya kardeş, hatır bize, evet Gökhan'cığım, şu kamerayı şöyle bir düzgün, evet sizi tanıyalım kardeş, memleket. Ben Ordu, Giresunluyum. Nereye, Ordu mu dedin? Evet, Giresunluyum. Nasıl, Bulancaklı mısın? İsmim Ordu ama ben Giresun merkez. Allah'ım ya Rabbim, görüyorsunuz sevgili izleyiciler, ben nelerle uğraşıyorum. Soy ismim Ordu, Giresunluyum dedi. Giresun neresinden? Merkez. Esbiye, yok değil. Merkez, şehirden. Şehirdensiniz. Evet. Bulancağı biliyor musun? Babam Keşaplı. Annen de Keşaplı. Keşaplı, evet. Şeyi biliyor musunuz? Bulancağı biliyor musunuz? Biliyorum. İlk girişte. Evet, şimdi ben büyük bir soru soracağım. Yakalamışken. Şimdi ben ne soracağımı biliyor musunuz şimdi? Dur bakayım şöyle bir anlayayım. Bu bayanı tanıyorum. Bu olmaz da. Dur bakalım şöyle bir Giresunlu bir bayan arkadaş yakalayayım şurada. Şu kardeş gelsin bak. Gözüm seni ısırdı. Bir yardım edeceksin buna. Ama bu hiç Karadenizli'ye benzemiyor. Söyleyeyim. Gümüşhane. Tamam, Gümüşhane. Şimdi dur. Sen Melo Hoca'nı biliyor musun? Tabii biliyorum. Dur, Melo Hoca. Sen Melo Hoca'nı biliyor musun? Bana bak, Melo Hoca'nı biliyor musun? Yok, ben onu bilmiyorum. O ne? Evet, görüyorsunuz değil mi? Melo Hoca'nı bilmiyor musun? Yok mu sizde? Yok. Sen en son ne zaman yedin Melo Hoca'nı? Ben hep yiyorum. Annem yapıyor. Belki ismi değişiktir. Diken ucu. Yaprakları var. Küçük. Sevgili izleyiciler, nereden bilecek? Tabii ki normal. Hangisi, şu mu? Gel buraya. Gelsin, aha. Aha, eyvah geliyor. Vallahi Karadeniz'in var ya, hakiki kızı geliyor. Karadeniz'in, gel abla, Melo Can'ı biliyor musun sen? Melo Can. Sen Melo Can biliyor musun? Biliyorum, Kırçan. Ha, evet, öyle de diyorlar. Memleket nerede senin? Samsun, Terme'liyim. Terme mi? Evet sevgili izleyiciler, Terme neredeydi? Patozların yapıldığı yer. Evet. Sen o zaman tırmıdı da bilirsin. Tirmit der ki. Evet, tırmık. Sen biliyor musun? Biliyorum. Ya bir şey bilmemen lazım senin. Yani bir şey bilmemen lazım. Bak bunu bilirsen artık sormayacağım. Ama sade biliyor musun bilmiyorum. Galderiyi biliyor musun? Biliyorum tabii. Tursun. Galderiyi biliyor musun? Biliyorum. Kavurmasını yapalım. Evet sevgiliciler, Terme ile Ordu Giresun arasında bir fark olmadığını görüyorum. Ben pes ettim. Ablalarım pes etmedi, kardeşlerim. Sizin isminizi alalım. Ayşegül Akgül.
Eşiniz Ordulu mu? Hayır, Samsun. Damatın falan yok mu Ordulu? Kızı şeyin, gelinin. Üç oğlum var. Daha yok. Gelin almadık, nişanlılar. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Güzel şeyler hazırlamışsınız. Evet, ben de size çok teşekkür ediyorum. Şu lahanayı kim yaptı, pancar çorbasını? Onu da Trabzonlu bir arkadaş yaptı. İç yağı katmadı değil mi? Bunda iç yağı vardır diye düşünüyorum. Değil mi? Bizde olmuyor, bizim kız bizde yok. Yok mu sizde? Bizde mi? İç yağı, ben iç yağı sevmiyorum lahana pancarını. Ya. Sorarız istiyorsanız. Yok, bakacağız şimdi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir de şey söyleyeyim. Nasıl gidiyor? Kadınlarla iyi anlaşabiliyor musun? Tabii. Üzüyorlar mı seni? Asla. En çok kim üzüyor? Şu abla mı üzüyor? Üzmez. Hiçbiri beni üzmüyorlar. Hepsi süper. Hepsi süper. Yani en çalışkan. Hepsi on numara kadınlar. Bunların içinde ordulu var mı hemşerim? Yok hiçbiri. Yok. Ordulu göremiyorum. Sinoplu yok. Var, Trabzonlu var, Sinoplu var, Yozgatlı. Ana, Yozgat hangisi? Yozgat şurada. Hamsi mi yapıyor? İnanmıyorum ya. Yozgat ne anlar hamsiyle? Arabaşı, arabaşı. Evet, sevgili içler. Sen, ediyorum. Tamam geleceğiz şimdi. Evet, evet sevgili izleyiciler, ne yapıyoruz? Camimizin mutfağının içine gireceğiz, bakacağız ne var. Biz hemen şeye gideyim şimdi, şu Yozgatların ifadesini alayım, dönüyorum. Gel bakalım. Evet. Sevgili izleyiciler, şimdi hamsinin başına Yozgatlıyı koyarsan ne olur? Ha? Şimdi Sinoplu kim var burada? Sen mi? Yok. Sen arabaşını biliyor musun? Arabaşı yemeğini. Sen arabaşı yapmasını biliyor musun? Bilmiyorum ama yemesini çok güzel biliyorum. Ben Pamukovalıyım, Adapazarlı, Sakaryalıyım bu arada. Yozgatlı diye biri ya. Sen biliyorum arabaşını, yapıyor musun? Yapıyorum. Niye hamsinin başındasın? Evet sevgili izleyiciler, tarihe geçecek bir görüntüyü size gösteriyorum. Yozgatlı arkadaşım hamsinin başında. Karadenizler, hamsi elden uçtu, Yozgat'a gitti. Ah buyur. Ah buyur. Evet sevgili izleyiciler. Camimizin alt katına indik. Lokal mi oluyor burası? Lokal oluyor. Lokaliniz oluyor. Şu an toparlamışsınız etrafı. Hem seminer, hem lokal, hem bir araya gelme, hem gençlerin sohbet alanı. Gerekirse nikah vesaire süreçleri yapıyoruz burada. Büyük bir alanımız yani. He, küçük bir şey alanı. Evet başkanım. Bakacağım, sen misin bu mutfağın sorumlusu? Evet benim. Evet sevgili izleyiciler, bu mutfakta bir galdirik pişirseydin var ya. Bir çok... dahaki sefere Karadeniz evet. Günü yaparız sizin için. İnşallah. Biz de geliriz. Burası da kendisinin evet. Kalbi. Sevgili izleyiciler, mutfağa girdik. Evet, ama gördüğünüz gibi Geildorf'taki hanımlar da iş başındaydı. Bunlar da güzel hazırlıyorlar ama şimdi bakacağım bunlar hani içinden. Şu ablama bir soralım kardeşime, görmüyorum arkadan. Memleket. Akçaabat, Trabzon Akçaabat. Ya hamsiyi sormama hiç gerek yok. Evet. İsmini alayım kardeş. Hacer Dursun. Burada mı oturuyorsunuz? Burcu? Hangi şehir? Ya, Öğringen. Evet, Öğringen. Güzel, sağ olun. Neyse, ismini de karıştırdım. Evet. Siz nerelisiniz kardeş? Trabzon Akçaabat. Şimdi inşallah şu yandaki Trabzon'u çıkmaz. Dur bakalım şimdi. İsim neydi ablam? Ayten Çelenk. Burada mı kalıyorsunuz? Öğringen'de kalıyorum. Öğringen'de kalıyorsunuz. Yani camiye çok yardımın dokunuyor yani anlaşılan. Elimizden geldiği kadar. Yoksa bugün tesadüf mü buradasın? Yok. Elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz. Evet, yetiştiriyorsunuz. Hamsi evde de yapar mısın? Çok. Ya Rabbim. Yapmamak. Mısır unu da vallahi bilmiyorum. Türkiye'den mi geldi? Buradan mı? Varmış burada herhalde, baksana. Burada. Almanlarda da evet. Var mısır unu. Evet. Evet sevgili, Almanlarda mısır unu duymuştum ama bu kadar da büyük bir torbada olduğunu görmedim. Kaç kiloluk torbaymış bu ya? 5 kilo. Evet 5 kiloluk. Bir de İlsfeld'de satılıyormuş ha. Yakın bir yer buraya ha. Vay vay. Evet şimdi Karadenizli olmayan bir kardeş. Ben görmüyorum. Sadece eşarbını görüyorum. Belki 100 yaşında, belki 20 yaşında. Aha geri döndü. Hayır, görmüyorum ha şimdi arkadan. Şimdi ablayı görmüyorum. Belki 20 yaşında dedim. Ama değilmiş maalesef. Çünkü eli çok hızlı olduğuna göre o olamaz. Şimdi ablacığım, güzel kardeşim. Sakın bana bir de Karadenizliyim demesen çok memnun olacağım. Çünkü değişik bir şöyle hani güllerin içinde bir değişik olur ya böyle çalışan. Memleket. Trabzon Maçka. Evet, kaybettik. Yani Trabzonlu kardeşlerim. İşi ele almışlar. Hamsi'nin ya bir şey diyeyim size yanlış anlamayın da dışarıda bir tane bayan var Yozgatlı yemin ediyorum var ya bizim Karadenizlerden daha iyi hamsi pişiriyor. Kimdi o kızın adı ya? Sen biliyor musun onun adını? Yok. Hamsi. Başkan neredesin? Ha, yok kayboldu. Evet evde de yapıyorsunuz değil mi? Evet hamsi. Aynen. Eşiniz de mi Trabzonlu? Evet.
Valla bizden Trabzon'dan dışarıya kız çıkmaz ama şunlara sormadım. Eşi dışarıdan olan var mı içinizde? Yok, Trabzonlu. Evet, sor bulursun biraz Trabzon'da. Kız vermeyiz başka yere. Trabzonlar başka yere kız vermez. Ona göre beni demedi demeyin. Alırlar ama vermezler. Vay, alırlar diye avlam ama vermezler. Şimdi ben merak ediyorum. Bunların gelinler dışarıdan mı sizde? Var mı içinizde gelin olan? Bir tane var. Nerede? Başkanın hanımı. Ramazan'ın hanımı. Nereliyorsun başkanı? Ankaralı. Bak görüyor musun? Dışarıdan almış. Kızlardan giden yok mu bizden dışarı? Yok, yok. Vermeyiz. Vallahi abla helal olsun. Şey diyeceğim ya, hamsi kiloyla mı veriyorlar? Sevgili izleyiciler bakın kilo da var burada tartmak için. Hamsi. Satın alanlar. Pişmemiş satın alanlar. Ha, öyle de satıyorlar ya. Kaç para olmuş oluyor? Bir de fiyat öğrenmiş olalım. Ben onu vallahi hiç... Bilen var mı içinizde? Nazan. Başkanım, kilosu... hamsinin kilosu kaç para pişmemişi? 5 euro. 5 euro pişmemişini böyle alıyorsun. 5 kilo. Ay 1 kilo ama bu 1 kilo değil ki. Ha yok yani 5 liradan. Evet. Bir de temizlenmiş. Temizlendi tabii ki. Ya zaten şeyini biz 5 liraya alıyoruz temizlenmemiş olarak yani hani. Evet. Hamsi sevenler ben size adresi vereyim. Öğringen miydi burası? Neredeyiz biz? Camide bekliyoruz. Evet camide. Allah razı olsun. Evet kadın kolları da güzel çalışıyor. Trabzonlular işi ele almışlar ama Yozgatlı'yı unutmayacağız. Hamsiyi pişiriyor yani. Vallahi helal olsun kardeşime yani. Gördünüz. Şimdi bakıyorum. Bakın şimdi. Şu gençleri görüyor musun Allah aşkına? Aha şu pembeli. Sen şeyli misin? Antepli misin? Hayır. Böyle kızdıracaksın ki kameraya getireceksin yani bak. Antepli'sin değil mi? Hayır. Nerelisin? Giresun ve Adana. Giresun, Adana mı? Evet. Ne dedi bu ya? Sevgili izleyiciler, Giresun, Adana. Ben... Anladım yani. Herhalde bir annenin biri baba anne Giresunlu veya anne Adanalı falan. Hangisi Adanalı, hangisi Giresunlu? Ha? Annem Giresunlu, babam Adanalı. Neyse, çok fazla yorum yapmayacağım. Çünkü kaybedebilirim. Onun için Giresun'a gittin mi hiç? Evet. Güzel değil mi yani? Kaleye çıktın mı? Evet. Evet, gitmiş. Sen nerelisin abisi? Ben Ankaralıyım. Ankaralı. Evet Ankaralı kızımız da burada gördüğünüz gibi. Niye Ankara'yı böyle Ankara niye demiyor? Bilmem. Bilmiyorsun değil mi? Şu nereli bak şu kızımız? Bu Afyonlu ha. Nereli? Trabzonlu. Nere? Trabzonlu. Annem burada mı çalışıyor? Şurada mı? Evet sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi Trabzonlu genç kızlar hamsinin nasıl yapıldığını öğreniyorlar. Anladığım aradan baktıkları için şimdi ablalarına. Yengem bir şey diyecek bana işaret verdin değil mi? Tamam ben geliyorum sen söyle. Bacı söyle. Siz nerelisiniz? Evet sevgili izleyiciler ben nereliyim? Ben orduluyum. Şu hani havalanı yapıldı ya denize. Evet. Tam orada oturuyorum yani. Hani Gülyalı'da oradayım. Nerede başkanım benim ya o bilir yani orayı. Karadenizlisiniz? Herhalde yani. Ben şimdi Karadeniz'e karşı değilim ki seviyorum Karadeniz'i. Ama hamsiyi bir Yozgatlı pişirdi mi çok hoşuma gidiyor yani. Öğretmişiz yani. Helal olsun evet. Yani. Ama şuraya da bir Yozgatlı'yı monte etseydik iyi olacaktı. Sen nerelisin bacı? Ben Balıkesir. Şimdi ustalar görüyorsunuz başka ayakçılara şey veriyorlar taşıma evet. İşine. Ne usta? Evet. Hakkınızı helal edin. Biraz espri yapayım dedim. Dediğim gibi çok güzel yapıyorsunuz. Kadın kollarına çok teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz bu güzelim mutfaktan. Güzelim insanların yaptığı hamsileri gördük. Dışarı çıkıyoruz. Aha geliyor. Sen nerelisin? Ben Bandırmalıyım. Ey yarabbim Bandırma görüyorsun. Bak. Sevgiliciler Allah aşkına göstersene Gökhan. Bak şimdi Hamsi bunlar şey yardım ediyor koşturuyorlar ama hamsi pişiriyor musun sen evde? Evde pek pişirmiyorum kokuyor diye. Aha, buyur başkanım neredesin? Aa sen neresin abla? Antalya. Sen hamsi pişiriyorsun mu evde? Pişiriyorum. Ne yapıyorsun elin filan tertemiz hiç hamsiyle ilgili yok. Yok namazdan geldim eldivenle yapıyoruz. He. Elimi yıkadım namaza bunlar çıktım ara verdim. Çalışıyorlar. Evet çok teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz Gökhan gel bakalım caminin içine. Vay yoruldum sevgili izleyiciler. Yoruldum. Gerçekten kadın kolları bizi bayağı yordu. Yani o güzel çalışıyorlar. Şimdi caminin gördüğünüz gibi hani sırf hani Türkiye'deki bir namazdan iş bitmiyor. Gördüğünüz gibi maç bakanlar var. Hangi takımı tuttuklarını sorayım şu arkadaşıma. Hangi takımı tutuyorsun sen? Geçmiş olsun usta. Alanya'yı tutuyorum. Alanyalıyız. Ha, Alanyalı olduğun için. Ey yarabbim görüyorsunuz. Sen nerelisin? Giresun. Ha, bu pancarcı benim gibi. Kaldiri'yi biliyorsun. Kaldirik. Tırmıt. Neresinden Giresun'un? Merkezden.
Kadın kolları başkanı neyim? Bir tanıdınız mı? Neyiniz? Eşim oldu ya. Ey ya Rabbim, ben kimin yanına gelmişim ya? Ya hemşo, hemşo ben Gülyalı'danım. Havalanını biliyor musun hanım? Tam oradayım yani, Gülyalı. Ya zaten eşine sordum, Ordu dedim, ne yok Giresun Ordu deyince şaşırdım, bir şey oldum yani. Evet, görüyorsunuz Ordu'nun soy ismini taşıyor. Dediğim gibi bir hemen mikrofonu uzatayım, ismini alalım senin. İsmail Ordu. İsmail Ordu. İsmail, ne zamandır burada yaşıyorsun? Bu Öhringen mi? Neredeyiz biz şimdi ya? Öhringen'deyiz. Baden-Württemberg eyaleti Öhringen. Ben 1974 doğumlu, Almanya. Almanya doğumlusunuz. Burada şey var mı? Ordulu var mı buralarda Allah? Ordulu pek fazla yok ama Giresunlu çok var. Olsun. Nerede Giresunlu? Hiç görmedim dışarıda. Dışarılarda görevliler. Ben onları bulmam lazım. Giresunlular dışarıdaymış. Evet, Antalya. Bak, Antakya mı? Nereye? Antalya. Evet, Antalya. Maça bakıyor. Sen ne işin var bunun maçına bakıyorsun ya? Sen normal... Galatasaray'ı izleyeceğiz biraz sonra. Ondan hazırlık yapıyorsun. Ondan hazırlık yapıyorum. Evet sevgili Cem, gördüğünüz gibi cami deyip geçmiyoruz. Bütün kültürel faaliyetler var, var, var. Sevgili izleyiciler, dedi ki aynı köylüsünüz dedi. Baktım ya, bizim köyde böyle bir vatandaş görmemiştim yani. Acaba soyadını falan sorayım. İsminizi alabilir miyim? Hikmet Yıldırım. Sakın Ordu Gülyalı deme bana. Yok değil. Memleket nereye? Sinop Durağan. Sinop, yani Karadeniz'densiniz. Elhamdülillah. Hamsi'nin başında bir Yozgatlı abla gördüm, şaşırdım, şok oldum. Biz yani kültürümüzü onlara da öğretiyoruz. Yozgatlı olsa da hamsi yapmayı öğrendi yani. Hocam bir şey soracağım sana. Hocasınız değil mi? Buranın hocasısın. Ne güzel. Yozgat'ın meşhur bir yemeği var. Biliyor musunuz yani? Yani olur ya, her yörenin bir yemeği mesela. Sizde keşkek meşhur benim bildiğim, değil mi? Meşhur. Tavuklu, hamurlu bir yemek de ismi aklıma gelmedi. Hamurlu, doğru. Aile başlıyor. Arabaşı. Arabaşı. Güzel. Yani aynen öyle. Çorum ve Yozgat'ın beraber. Evet, ne zamandır görev yapıyorsunuz? 2 ay oldu buraya geleli. Ay yenisiniz. İlk yurt dışına çıkışınız. İlk yurt dışına aynen çıkışınız. Daha önce hangi camide görev yapıyordunuz? Kastamonu'da 8 sene kaldım. 2 yıldır Düzce'nin müftülüğündeyim. İyi. Orada din hizmetleri uzmanıydım. Evet. Oradan nasip oldu, buraya geldik. Gökhan Düzce'liymiş. Ona söylüyorum. Ordu enişte. Evet, Ordu enişte diyor ya. Sen tanıyor musun bu cemaati? Tanıyorum, tanımam mı? Bizden Kürsü'ne. Herkes bizden. Sizden değil mi? Hocam nasıl geçiyor yani gurbette? Yani bir değişik bir şey değil mi? Türkiye'deki aynen cami gibi, yok, hani Allahu Ekber camiyi açıyorsun. Bakıyorsun cam, kimse yok, kapatıyorsun gidiyorsun yani. Öyle değil yani burada. Bak, değil, maç orada bakan mı istiyorsun? Hamsi yapan mı istiyorsun? Top oynayan genç mi istiyorsun? Aşağıda her günü dolu yani, programsız günümüz yok. Özellikle hafta sonu yoğun geçiyor. Çocuk okutmamız olsun, sohbetlerimiz olsun. Böyle festivallerimiz, etkinliklerimiz olsun. Elhamdülillah. Maç izlemeye geliyorlar. O da bize bir etkinlik. Sürekli bir muhabbet halindeyiz cemaatle. Burası tabii Türkiye. Yani cami değil sadece burada. Evet. Türkiye'de yapılan bütün etkinlikler burada yapılıyor. Bayram da burada, seyran da burada. Hepsi burada. Evet. Elhamdülillah 2 aylık izlenimiz güzel. Güzel. Abiler güzel. Türkiye'de insan gurbette değilmiş. Yani il bile değiştirse gurbet burasıymış. Onu fark ettik buraya gelince. Evet. Ama herkesin yüreğinde bir Türkiye hasreti var yani. En garibinin dahi içinde var. Elhamdülillah. Şimdi hocam sana şeyi sormuyorum. Sevgili izleyiciler, cemaat buna bakacağı için sonra hocam hangi takımı tutuyor diye sormuyorum. İçinde muhakkak sevdiği, hoşlandığı bir takım vardır. Onun için sormuyorum. Hoca hangi takımı tutuyor biliyor musun sen? Cemaata sorayım bakayım. Aman bilmeyin. Anı, hocam biliyor çoğu. Çoğu biliyor mu? O zaman dediğim gibi. O zaman ben sorayım. Araştırmışlar. Hangi takım tutuyor hocam? Galatasaray tabii. Evet, bizim kameracı da Galatasaray çünkü. O da Galatasaray çok olduğu güzel için. Biraz sonra Galatasaray'ın doğru yolu bulmuşlar ya. Doğru yolu bulmuşlar diyorsun. Şimdi dediler ki şurada damat mı var dediler. Enişte. Bir şeydi. Enişte mi var dediler. Enişte. Bir olay söylediler. Dur bakalım gidelim yanına enişte yani. Enişte önemli ya. Evet. Sevgili izleyiciler, eniştemin yanına gidiyorum ama hiç bakmıyor bana. Ne çay ne kahve. Onun için neyse, ben ifadesini alayım bile. Selamun aleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. İsim ne? Murat Barut. Murat Barut. Murat, evet. Memleket? Balıkesir, Bandırma. Eşiniz nereli? Ordulu. Ey yarabbim, burada mı bizim kız? Yok, bizim kızın hanımın misafiri var, ben buraya kaçtım. Biz şimdi Ludwigshafen'den geliyoruz, ben esas buradan. Burada kalıyorsun. Evet. Şimdi arkadaşlar, hani yakın olsaydı sormayacaktım ama Ordu'ya geldin mi? Maalesef koronadan gidemedik. Hiç gitmedin. Yeni ama evlendin o zaman sen. 2 sene oldu, evet. Ya yeni sen. Yok, yani. Bak ama televizyona çıkacağız değil mi? 2018'de. Evet, 2018 doğru yani. Ama fındık da toplamadı. Yok.
Ama yayla ekmek istiyorum, buyur. Eşinin hangi köyden olduğunu biliyor musun? Hangi veya mahalleden? Direkt Ordu diyor. Altın bilmem ne bir şeyler var. Altın Ordu mu diyor? Evet. Altın Ordu. Şimdi şöyle, Stuttgart'ın ortası şey oldu. Hani Ordu büyük şehir olunca hani merkeze Altın Ordu dediler yani. Hani içine. Merkezden. Çünkü merkezden Altın Ordu. Altın Ordu diye bir şeyimiz yok yani, köyümüz, kasabamız yok ama merkez Altın Ordu. Sevgiliciler, güzel olan ne biliyor musunuz? Hiç Ordu'ya gelmeyince insanlar böyle hayali konuşuyor. Ben seviyorum çünkü ben de bazen yapıyorum onu. Nereden bileceğim ben örneğin? Mesela Muş'u biliyorum da ama Muş'un ilçelerinin bazılarını bilmiyoruz veya 10 kilometre yalnız. Şimdi Altın Ordu deyince biz biliyoruz Altın Ordu'nun nereden olduğunu. Sizler de zaten biliyorsunuz. Şimdi bizim kız Ordu yöresinin yemeklerini yapmasını biliyor musun? Yapıyor, şükür aç kalmıyoruz. Yapıyor. Yani yapıyor değil mi yani? Yapıyor. Zaten ben hiç tekrar oldum. 100 kök pancar var bizim bahçede. Vallahi de. Evet, görüyorsunuz damat ne diyor? 100 kök pancar var bizim bahçede diyor. Bu da çok güzel bir şey. Aslında pancar çok sağlıklı olduğunu son zamanlarda uzmanlar söylüyorlar. Yani gerçekten lifti çok şeymiş yani. Sağ olsun. Eşiniz hangi şehirden buradan? Hani Almanya'dan? Schifferstadt. Ey ya Rabbim, yarısı Giresun yarısı Ordu dolu Schifferstadt'ın, Mannheim'in orada. Bir gün oraya da gelip program çekeceğim. Schifferstadt'a da selam olsun diyorum. Orada geleceğim, çekeceğim program. Biliyorum Schifferstadt'ın nerede olduğunu. Çok Giresun Ordulu olduğunu da biliyorum. Evet, selamlarımızı iletin kendilerine, kayınpederinize, bütün aileye. Evet, bütün aileye selam. Ordu'da da seni inşallah yazın görürüz damat. İnşallah. Evet. İnşallah. Evet, selamlar. Dedim ki şey burada mı, kayınvaliden Türkiye'de mi, burada mı? Şey, burada. İkisi de burada yani. Evet. İsmi ne abi? Gülfem, Seyfi. Soyadları? Kılıç. Kılıç, evet. Seyfi Kılıç ve Gülfem de değil evet. mi? Ya Gülfem abla, çok zorlandım ismini söylerken ama güzel bir isim. En azından piyasada çok bulunmayan isim. Aynen. Düğün kartını bastırırken ka düşündün mü? Yanlış falan yazdın mı? Yok, yanlış yazmadık. Zaten baba ismi yazıldı sanırım. Evet, çok teşekkür ediyorum. Evet, selam var mı tanıdıklara? Benetken, herkese selam. Sizi seviyorum. Kalın sağlıcakla. Evet, Kılıç ailesinin damadı Avrupa'dan. Gel Gökhan. Evet, sevgiliciler, ne yaptık? Mutfak, tezgah derken, stand derken en sonunda hani başkana dolaşmak bir mesele yani. Yani bugüne kadar bir sürü başkanla röportaj yaptım. Bu kadar zor ulaştığım bir başkan olmadı ama caminin içinde buldum. En son noktada bulacağım yerde. Şimdi neredeyiz? Hangi camideyiz başkanım? Evet, Örüngen Akşemseddin Camisi'ndeyiz. Sizi hoş tanıyalım. Geldiniz. Biz sizi tanıyoruz ama yine de tanıyalım isminizi. Eyvallah. Olarak. Yüksel Dursun, Trabzonluyum ben. Örüngen Akşemseddin Camii 1982'den beri faaliyet gösteriyor. 89'da resmileşti. İşte ondan beri buradayız. Çalışıyoruz, hizmet ediyoruz. Bakın. Caminiz de böyle güzel bir cami. Mesela işte kaç kişilik burası bilmiyorum evet, şu an. Camimiz 2150 metrekare üzerine arsalı kurulmuş. Arsası mı? Arsası geneli. 2100 yani iki dönüm üzerine. İki dönüm üzerine kurulmuş. 600 metrekare üzerine de camimiz. 600 metrekarede bu kullanım alanı var yani. Var. Mutfağınız falan güzel. Bak işte altta konferans salonumuz var, burası camimiz, işte namaz kılan yer. Bürolarımız var, dershanelerimiz var, kadınların oturma yerleri var. Sohbet edip çay içip televizyon seyredecekleri yerleri var. Çok güzel bir donanım yapıyorum. Ne zamandır görev yapıyorum? Ben yıllardır görüyorum seni aramızda da ama yani hangi camide olduğunu hiç sormadım. Belki de sordum, unuttum yani ama. Yani ben Titip Camii'nde görev yapıyorum ama tabii diğer reşiyatlarda hep başkanlık yaptığım Badem Üdünmekler Karadenizler Derneği'nde de onursal başkanım. Orada da hizmet evet. ediyoruz. Yani Türk dernekleri. Leyla şenliklerimizde çok görüşüyorduk. Evet, evet, size de teşekkür ederim. Çok evet. güzel zaman zaman karşılaştığınız güzel çekimleriniz oldu. Televizyonda izliyoruz, onu da söyleyeyim bana. Evet. Sağ olun, Allah razı olsun. Diyorum, brigada geldiniz, zahmet ettiniz. Davet etmedin ama geldik ya. Allah razı olsun, geldiniz. Evet yani. Ama senin burada başkan olduğunu bilmiyordum. Biliyorum bir yerdesin ama nerede olduğunu bilmiyordum. Ya. Evet. Gaildorf'tan öğrendim yani. Ya ben hem bölge başkanım, o Gaildorf'ta bana bağlı. Onların da yine başkanıyım. Valla faaliyetlerimiz devam ediyor. İşte bizim Türk milletine hizmet etmeye çalışıyoruz. Gelecek nesilleri yetişiyor. Ne kadar Türk var bu civarda? Burası Holnokrasi'ye geçiyor. Holnokrasi'de 2500'e yakın Türk var. Türk var. Alman pasaportu ve Türk pasaportu var. Yani, toplam 2500 Türk yaşıyor. Çok güzel yani bir güzel, de çok, bunlardan 300'ü aktif üye mi yani? Çünkü pasif üye çok var. 350 aktif üyemiz var. Pasif bir rakam yani. İyi güzel yani, iyi. Sıkıntı yok. 2000, her 3000'de şey 350 kişi yani sana
büyük destek veriyor. Tabii, büyük tabii, bir şey yani. Bir de bunun yanında gelip gidenler var. Aynen. Çocuğu var, hanımı var, eşi var, var da var. Tabii biz burada biliyorsun bir sürü sosyal aktiviteler, etkinlikler, kültürel evet. çalışmalar oluyor. Yani bu gelen de böyle durmuyor yani. Sonuçta bir hareketlik oluyor. Bu arada da arkamızda Badem Ürdün ve Karadenizler Dernek Başkanı da geldi. Ben aleyküm selam. Onu da ibadet edeyim. Hoş geldiniz. Ey yarabbim. Yani karıştık yani. Ona göre. Ya ben yani güzel, cemiyetimiz güzel, şeyler güzel. Hadi ben şunu da söyleyeyim. Bu ilk defa Avrupa'da faizsiz yani kredi çekilmeden yapılan cami bu. İlk bu mu? İlk mi? He, 1998'de. Yani gerçekten büyük bir şey. Yani çok büyük hareket gösteriyor. Başkan şimdi cami yapılsa var ya yapmamız imkansız ya. Zaten bunun için yani şu an cami yani bunu yapman için belki 2-3 milyon lazım yani yetmez bile. Yani. Yetmez bile. Yani onun için yani, Yüksel Başkan bundan dolayı yani. İyi ki yapılmış çok yani bu camiler ya. Açtık yani kolay iş değilmiş ya. Yani gerçekten Allah razı olsun sizden. Biz gönüllü olarak bu camilerimize yani İsa Başkan televizyonun sahibi de camilerimize her zaman mikrofon onlarındır diyor yani. Allah razı olsun. Selamlar olsun. 52'yi seyrediyoruz bakıyorum zaman zaman. Çok da güzel programlar oluyor. Yani, tam bizim ya. Allah razı olsun. Yani. Tebrik ediyorum hepinizi. Buraya kadar geldiniz. Sağ olun varım. Başkana da selam ediyorum. Senin buradayız. Senin başkan olduğunu bilsem daha önce gelmem lazım ama iki satır söylemedin ki Yunus şu gün kermesimiz var. Yani ya neyse biz bir, yanlışlıkla geldik ama iyi yere gelmiş. Ufak bir kermes. Kendi içimiz öyle geniş bir şey değildi yani. Sadece sonbahar şenliği adı altında düşündük. Ama dediğim gibi burayı yapıp bu arada göçenlere buradan sizin aracınıza rahmet diliyorum. Allah hepsinden razı olsun. Kalanlara da sağlık afiyet diliyorum. Başkanım son toparlayayım. Üyelerimize bir şey demek istiyor musun? Allah izin verirse tamam. Programımızı iyice. Çünkü gelemeyenler vardır camiye. Aynen. Uzak kalan vardır ama bunu muhakkak izleyecek Öğringenliler bizi gösteriyor aynen, camimizi. Siz de bir Öğringenli sayılırsınız. Evet. Yengem buralıysa siz de buralısınız. Aynen öyle sayılıyor. Onun için üyelerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Derneğimizi yaşamasında ve yürütmesinde çok büyük katkıları oluyor. Hepsini tek tek teşekkür ediyorum. Hepsine Allah razı olsun. Özellikle kadın kollarımız, gençlik kollarımız bunları saymıyorum. Bunlar ayrı ekstra olarak çalışıyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Devam edecek artık. Dünya durmayacak. Burada hizmetlerimiz devam edecek. Şimdi sevgili dinleyiciler, ya işte bir Yunus Coşkuner özelliği var. Ben şimdi başkanıma bunu sormak istiyorum. Başkanım, şurada Neuenstein diye bir yer var. Neuenstein'in hani Schloss dedikleri bir sarayı var. Evet. Hiç gezdiniz mi? Evet, ben gezdim. Hatta orada ben de gezdim. İçinde bir şey gördüm. Bakayım sen ne gördün? Evet, evet. Osmanlı'ya ait malzemeler var. Kılıçlar evet. Ben gördüm, baktım onlara. Aynen doğrudur. Evet o. Onlarla da birlikte zaman zaman bir araya gelip oranın yöneticileriyle bir de buradaki Alman kamu kuruluşlarıyla bir araya gelip bunlar hep konuşuyoruz yani. Sevgili izleyiciler, benim büyük bir araştırmam var ama daha bitiremedim. Almanya'daki müzelerde ne kadar Türk eseri var onu meydana getirmeye çalışıyorum. Şu an yeri gelmişken ilk defa burada söylüyorum belki kameranın karşısında. Oradan biliyorum oradaki o eseri. Yani belki bilmiyor zannettim başkanım ama biliyormuş yani. Biliyoruz. Bir de bu sizin aracınızda hasta olan babamın amcası diyelim Remzi amca ama geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ben Trabzon'da. Nerede kendisi? Trabzon Maçkalı'yım ben. Maçkalı mı kendisi şu an? Evet Maçkalı. Tabii biraz ki Allah izin verirse senin mahalle izleyecek bu programı yani. Sen paylaşınca evet. Maçka buraya kilitlenecek yani. Maçka Başarköy yani tam evet. Ziyana Dağı'nın eteklerindeyiz biz. Evet. Köyümüz güzel, tam da ana yolun üzerinde. Güzel insanların güzel de köyü var. Yani. Teşekkür ediyorum. Bekleriz. Buyurun gelin. İnşallah başkanım sizlerin. Hem Gümüşhane hem Trabzon iş sınırında. Tanıdıkla gittin mi iş başka yani. Evet, şu an ben kendimi inşallah. Sizin yanınızda. İnşallah. Şurada namaz kılan vatandaşın yanında evet. Kendimi şeyde hissediyorum yani. Aynen. Ben kendi evet. Evimdeyim yani. Aynen öyle. Her zaman hiç şey yapma yani. Hiç çekinmeye evet. Lüzum yok. O yüzden Trabzon Maçka Başarköy'lüyüm. Onu da söyleyeyim. Evet. Tabii güzel yer yani. Duyuyorum. Bütün buradan da köylülerime, Başarköylülere saygılar sunuyorum. Buradaki üyelere bir şey demek istiyorum işte. Son onu da toparlayalım. Onu da söyleyelim. Buradaki üyelere şunu demek istiyorum. Artık burada bizim iki tane katolu hocamız var. Hem kadın hem erkek. Çocuklarını getirmeye çalışsınlar. Gençleri yönlendirmeye, camimize yönlendirmeye çalışsınlar. Burada hem sosyal hem kültürel sadece namaz kılan yer değil. Burası. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şemsiyesi altında yapılacak bütün etkinlikler burada. Saz kursumuz var, işte folklor grupları var, diğer işte bu ney grupları var, işte şey grupları var. Tabii tabii tabii. Oo. Yani bütün etkinlikler gençler aslında burada var çok şükür. Onun için biraz daha üyelerimizin bu konularda çocuklarını yönlendirirseler gelecek nesillerin yetişmesine biz de öncülük yapmış oluruz.
Çok teşekkür ediyorum başkanım. Bir de buranın şu hatat şeylerini Türkiye'den mi bir usta yaptı yoksa buradan mı biri? Bu hatatları Fransa'dan bir kardeşimiz yaptı, geldi. Aa, o hatat şeyleri yaptı. Yani. Ön tarafları yine Frankfurt'tan bir ikiz kardeşimiz vardı. Onları yaptılar. Hı-hı. Halıları bizim şeyden geldi. Gaziantep'ten getirdik. Gaziantep'ten. Şimdi değişeceğiz inşallah. 20 yıl oldu. Şimdi başkanım şöyle bir şey var. Halılar deyince Gökhan'ım bakar mısın bir? Evet sevgili izleyiciler. Şivebüşkümüt'teki camide halı yaptırırken belediye karşı çıktı bildiğim kadarıyla. Dedi ki bu halıyı yapamazsınız buraya. Yangına dayanıklı halı almanız lazım dedi. Doğru. Bilmiyorum onu da size hatırlatayım aklınızda gelsin yani. Tespit. Ben teşekkür ediyorum hatırlattığın için. Eskiden yoktu bunlar biliyor musun? Eskiden böyle hani belediye hangi halıyı düşeceksin şunu. Şimdi sigortalar evet. Bu şeylerden sonra camiler yani ibadethanelere yapılan saldırılardan dolayı sigortalar belediyelerle görüşerek bu konuyu çok ciddiye alıyorlar. Haklılar da bence olması gerekir. Evet ben de hatırlatayım dedim. Çünkü böyle bir olayı yaşadım. Aa, belki evet. Unutmuş olabilirsiniz. Aklınıza gelmemiş olabilir. Onun için çok teşekkür ediyorum. Ben bir şey söyleyeyim de öyle şey yapalım. Şimdi bu camimizin yapımında öncülük yapan Mevlid Karagöz abimiz, hacımız da çok rahatsız. Ona da şuradan bir geçmiş olsun dileklerimi. Evet, gerçekten. Nerede abimiz? Şu an Türkiye'de. Mesel'de oturuyor, burada oturuyor. Şimdi burada ya, ama yatıyor, ya. Olduğu için gelme şansı yok. Memleketi ama nere? Gümüşhane. Gümüşhane, hay maşallah dediğim gibi. Gümüşhane Şırandan. Evet. Kendisine sağlık diliyorum. İnşallah en yakın zamanda aramıza görmek istiyoruz. Evet sevgiliciler, gördüğünüz gibi böyle güzel yerlere vesile olan insanların ki bir de gelemediler böyle güzel bir günde buraya gelemedi sağlığından dolayı. Benim tüylerim hani diken diken oldu diyeyim. Tufan Başkanım gel. Tufan Başkanım, bu gel şöyle. Çünkü bir olay var. Sevgili dostlar biliyorsunuz artık TV52'de Tufan yabancı değil. Yani hani bizim onur konuğumuz. 52'nin anahtarını ona vereceğim yani. Bunu hak ediyor ama beni çok ihmal ediyor. Korkuyor orada bir hamsi ısmarlayacak bana yani. Bilmiyorum yani niye böyle kaçtın? Niye haber vermedin bana? Daha yeni geldim ben de. Bakalım. Yani biladerin burada. Ama sen vermen lazım bana çünkü ben sonradan geldiğim için. Ama tabii sen misafirimiz olduğu için istediğin evet. Hamsi olsun yani. Yani. Hiç problem yok. Yani burada her şey sizin. Sağ olun. Allah razı olsun. Zaten ben de yemedim. Beraber yiyeceğiz zaten. Dua edersin. Evet sevgili izleyiciler evet. Gördüğünüz evet, gibi sizleri Tufan'ım. Tebrik ediyorum gerçekten. Daha Şivebüşkümüt'ten buraya geldiniz. Aşağı yukarı nereden baksan 100-150 kilometreye yakın. 100 vardı herhalde. Yüzden yukarıdır. Şey yüzden yani. Yukarıdır. Kalktınız buraya geldiniz. Bu güzel hizmeti. Biz ansızın geldik ya. Yani. Güzel bir hizmeti. Ama iyi yere gelmişiz yani. Sağ olun. Yani Yüksel Başkanım yer. Olduğu yer o zaman ya iyidir. Yüksel Başkan bilmiyordum burada seni aynı gördüm. Aynı zamanda bizim derneğimizin kurucu yöneticisi sevdiğim, başkanı. Sevdiğim insanları çok gördüm. Onursal yani. Başkanı. Sevdiğim insanları çok gördüm burada yani. Bilseydim daha yes. Önceden gelir atardım buraya kamerayı. Yani. Her zaman. Evet nereden buranın başkanı olduğunu bilmiyordum yani. Bilmiyor muydun? Bilmiyordum burada. Başka bir yerde ama hangi yerde görevli burada bu binayı kuranlardan hani baş mimarlardan biri bu. O evet. Zaman da başkandı zaten. Güzel camisi de çok önüne kaldı başkanımı. Evet. Borçsuz yapıldı galiba yanılmıyorsam. Evet borçsuz harçsız. Böyle bizim Kunal Selim Camisi gibi. O da aynen öyle. Aynı zamanda Operstenfeld Camisi galiba. Evet. Yani evet, çok güzel camiler. Bütün malzemeleri, kalan bütün malzemeleri, ta kraneye yani o şey var evet, ya. Vinç. Vinç. Hepsini hediye olarak diğer camilerimize verdik ki onlar da kredi çekmeden işlerini halletsin diye. Yani. Şu anda bu camiler var. Gerçekten yapılmaz yani. Konuştuk daha evet, önce. Evet, tamam. Evet sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi başkanlarıma teşekkür ediyorum. Biraz da halka biraz da halka uzatalım mikrofonu. Bakalım başkan aleyhinde neler atıyor neler tutuyor. Biraz zor yaparlardı ama yine de bakalım yani. Evet Gökhan'ım. Evet sevgili izleyiciler, 7 geçtik. Artık hareket 0. Hareket 0 olunca da hareketi 0 arkadaşları arıyorum. Sen de yavaş hareket ediyorsun benim gibi. Sen de mi çok yedin? Yaşlandık, 62 geçiyoruz neredeyse. Hiç göstermiyorsun ya, benden genç duruyorum vallahi. Helal uşağı olsun. Adam biraz önce şeyi verdi Hasan Usta. Dedi ki, eğer dedi genç kalmak istiyorsan dedi şunlara dikkat edeceksin dedi. Ben de dedim ki ona, İşte bunu kameraya konuşabilir misin? Yok dedi. Herkes öğrenirse olmaz dedi. Sen duydun ama değil mi? Duydum. Allah uygulayacaksın mı? Ya 60 yaşından sonra ders vermeye gerek yok. Yok.
Evet, Sayın Akçay, seni bir tanıyalım yani. Evet sevgili dinleyiciler, mikrofonumuzda en çok takılan arkadaşlardan biri. Tufan deyince arkadan geliyor işte yani. Sülale Akçay maşallah var. Sağ olsun, yedirdi içirdi bizi. Acı da gönderiyorsun ha. Allah razı olsun, bizleri yalnız bırakmadığın için çok teşekkür ederiz. Hoş geldin sabah. Seni burada olduğunu bilmiyordum vallahi yani. Ben, artık her zaman gelirim yani. 43 senedir Almanya'dayım. Bu şehirde oturuyorsun yani. Öğrenci. Bu civarlarda. Bak buradaki cemaatlerin neredeyse yaşlısı olduk. Aha. Eyvallah. Zaman ne çabuk geçiyor anlamadım. Çoluk çocuk, torun, gelin, damat. Ne kadar güzellik. Allah herkese nasip etsin. Amin. Şey, şöyle bir şey diyeyim. Çocuklar evlenenler var tabi. Şeyden var mı? Gelin ya da damat. Hepsi Trabzon var. Dışından. Ya. Trabzon dışından. Mersin'den var, Kayseri'den var, Denizli'den var, Bardin'den var. Var da var. Beyburt'tan var, Trabzon'dan var. Ne diyeyim, her yerden var Allah'a şükür. Ya, multikulti oldun yani. Ya her taraftan evet. Var. Bir de ismi alalım tekrar. Ben Aydın Akçay, Trabzon. Evet. Düzköy. Düzköy'den değil mi? Düzköy'den. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Bir başka yerde görüşmek üzere diyelim. Yürüyün biz gelin. Kaçıyoruz. Evet. Sen de bizim kardeşimizsin. Evet, sizler de muhakkak yani ben sizlerin Allah yanınızda. Hele Akçay sülalesinin yanında kendimi onların 9. 10. kardeşi olarak görüyorum. Evet Allah, biz de seni öyle görüyoruz. Sağ olun yani. Bütün aileyi seviyorum. Akçay ailesinin hepsine selamlarımı sunuyorum yani. Muhakkak. Aynen. Hep onu yad ediyoruz zaten. Dediğim gibi sen az gel buraya gel. Aha bir Akçay daha. Ya Rabbim ben de soyadımı Akçay yapacağım. Sevgiliciler, programımı kapatırken Akçayların arasında kapatıyorum. Üçüncüsü orada. Evet, İsa Akçay da diyor bak televizyon sahibi akraba olabilir. O da zaten Trabzon'dan gelme. İsa. Evet, şimdi bunu tanıyorsun sen değil mi? Babağın oğlu mu? 10 kardeşiz. 6 erkek 4 kız. Ya ben 10. olacaktım. O da 11 oluyorum ben. Tamam. Evet, tam takımımız takım. Evet. Seni tanıyalım. Teşekkür ediyorum abi. Her şey gönlünce olsun. Güzel günler, güzel şeyler bizim olsun yani. Evet, sevgiliciler, gördüğünüz gibi programımı kapatırken bir arkadaşıma daha denk geliyorum. Bu öğrengenli değil benim gibi. Burada misafir. Gundelsheim'den geliyorum. Gundelsheim. Aa güzel caminiz 30, var. 30 kilometre uzakta. Buraya destek için geldim buraya. Destek için geldiniz. Ha, destek için eğlence olarak hoşuma gitti. Zaman daha iyi geçiyor. Biladerim burada diye geldin değil mi? Yok. Ben de iyi reklam yapmadılar. Ben de abim sayesinde geldim. Yoksa İyi ki reklam yapmadılar. Yoksalardı ne yapacaktı? Yer bulamazdık. Yani şimdi kasa iyi olurdu mesela. Değil mi? İyi olurdu. Evet bu Akçaylar hangi şehirlere dağıldı? Gundelsheim 1. Heilbronn var. 2. Stuttgart var. 3. Ondan sonra Öhringen var. 4. Ondan sonra burada. Hamburg var. Hamburg'u bilmiyoruz bak. 5. Ondan sonra Frankfurt'ta var. Frankfurt'ta var. 6. Onu da tanımıyoruz. Var. Var. Ondan sonra ben bildiğim bu kadar. Evet. 11, 10 kardeş miydi? 11 kardeş 5 yerde dağılmış. Belki bunun yanlış saydığı yer var mı? Ya saymalan bitmezler ki hangisini sayasın? Evet. Dediğim gibi bu güzel insanların yanından ayrılıyoruz. Bir başka yerde bir başka dostlarla beraber görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Hepinizi